Depremin en büyük yıkımı yaptı. Hatay'da baba yadigarı 54 yıllık iş yeri yerle bir olan kadın her gün geldiği enkaz bölgesinde büyük üzüntü yaşıyor. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde babasından kalkan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde babasından kalan kuyumculuğu devam ettiren iş kadını Remziye Banu Güney'in iş yerinin bulunduğu apartmanda yıkıldı. Apartman enkaz yerine dönerken mahallede de yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Güney'in yaşadığı apartmansa hasar almasına rağmen yıkılmadı. Güney, depremde yakın arkadaşlarını ve esnaflık yaptığı bölgedeki komşularını da kaybetti. Uzun süre iş yerinden uzaklaşıp köydeki evinde yaşayan Güney, çocukları ve kardeşlerinin tavsiyesi üzerine başka bir adreste kuyumcu dükkanı açtı. Babasından devraldığı 54 yıllık iş yerinin özlemini çeken 3 çocuk annesi kadın, her gün eski dükkanının bulunduğu adrese geliyor. Dolabım üstüme düşebilirdi. Dolap, çünkü direktmen yaşam üçgeni kuramazdı bana. Odam genişti. O yüzden direktmen üstüme gelirdi. Alice, çok şey borçluyuz o zaman. Evet, Alice benim hayatımı kurtardığı için çok şey borçluyum. Zaten benim ev arkadaşımdı, dostumdu ve benim en acılı günlerime dahi beni hiçbir zaman bırakmayan bir dostum. Kocaeli, İzmir, Elazığ hepsi bize birer örnekti. Ama bizim Hatay gerçekten çok kötü oldu ya. Çok mahşeri yaşadık biz o gecesi. Herkes, kimi duysam, kimi işitsem dedikleri tek kelime, tamam yolun sonuna geldik. Şu an artık bitti, şehadet getirmemiz lazım. Zor bir kedim vardı, güzel bir kedim vardı. O kedinin sayesinde, o bir çığlık attı. Kapıyı açtım, bir baktım kedi havada uçuyor. Alice ne oldu dedim, bir baktım ki Alice kayboldu ve deprem başladı. Depremin başlamasıyla beraber yere oturdum. Bekledim, bir an bitecek dedim. Ben deprem bölgesi çocuğuyum ama böyle bir deprem yaşamadık biz. Hiçbir zaman da yaşamayacağız herhalde. Doğru. Yani ondan sonra da şey dindi, deprem bitti, bir dakikadan fazla uzun sürdü. Bittikten sonra bir baktım ki bir ışık geldi, ona dokunulmuş, gardırobu düşmüş, her şey birbirine karışmış. Sonra baktım, olacak gibi değil, telefonu aradım, bulamadım. Dedim, hadi Remziye çabuk çıkman lazım buradan, çabuk çıkman lazım, çocukları merak eder çünkü telefon bulamadım. Çıktığım gibi baktım, merdiven araları dere, yığılmış. O merdiven parmaklıklarından son iki katı, bir ve ikinci katları merdiven parmaklıklara basarak çantayı aşağıya atıyorum, ben arkasına atlayarak indim. Çok şükür Allah'a ki, hani belki de zayıf olmanın, belki de atak olmanın avantajlarını yaşadım o gecesi. Annemler yakında, annemlere baktım. Annemler sağlar dediler, iniyorlar. Kadınlar, herkes feryat ediyor, kapımız kilitlendi, ne olur bize yardım. Geliyor. Burası bizim 69'dan beri aile şirketimizin olduğu bir yer. Çok benim anılarımın ilk göz ağrısı babamın iş yeriydi. Babadan kalma yadigarımdı. Çok anıları var. Çok güzel yerleri vardı. İnsanları çok güzeldi. Onları kaybettim ben. Ben Cumhuriyet Caddesi'nde, Cebrail Mahallesi'nde dostlarımı kaybettim. Yani onların sadece acısı var içimde. Hatay'da herkesi kaybettim. Tüm sevdiklerim ama Cumhuriyet Caddesi, Cebrail Mahallesi bambaşkaydı benim için. Yani onlardan dediğim gibi bir acıktım deseniz birisi getirir hemen. Sanki duymuş, melekler onlara iletmiş gibi. Hemen gelir, yemeğiniz gelirdi. Evet, 3-4 ay oldu. Halen her gelişimde, her vakit boşluğunda geliyorum. Bakıyorum bir şey bulabilir miyim diye. İş yerimden çünkü anı diye bir şey kalmadı. Hepsi gitti. Hiçbir şeyimi alamadım. Hiçbir şey. Ama çok şükür Allah'a canımız sağ diyoruz. Keşke buradaki yaşayan halkımız da yaşasaydı. Komşularım yaşasaydı. Hiçbir şeyim de olmasaydı. Hiçbir şeyim olmasaydı. Gerçekten de onlar değerli insanlardı. Allah'tan rahmet diliyorum onlar için. İnşallah şehittirler. Öyle bilmiyorum yani, çok zor günlerdi. Benim için burası evimden daha tatlı, daha güzeldi. Kahvaltımı bile ben burada yapardım. Hiçbir zaman yani bir müşterimi bile kırmadım. Demedim ki onlara bugün pazar ben gelemem demedim. Gene gelirim, açarım dükkanımı, iş yerimi. Onlara istediklerini verir öyle çıkar giderdim. Bambaşka manevi bir değeri vardı. Ailemin manevi değeri olan bir yerde ve ben sahip çıkmaya çalışmıştım. Çıktığıma da inanıyorum. Gerçekten de tüm 6 Şubat sabahısı her şey bir anda yok oldu ama halen kalbimizde. Geliyorsun herhalde, tutmuyor mu yerini? Çok özlüyorum. Çok özlüyorum. Öyle böyle değil. Dünya bambaşka. Bambaşka. Burası benim oğlumun iş yeri. Anne gel beraber çalışalım dedi. Erkekler kardeşlerim dedi, gel beraber çalışalım ama bir yer beni sığmıyor.
İllaki buraya mı çekiyor sizi? Burası çekiyor beni. Bir Cumhuriyet Caddem tekrar olsun ama lütfen Cumhuriyet Apartmanı'nda oturayım ben. Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Cumhuriyet Apartmanı'nda oturayım. Özel daimde, özel iş yerimde kalmak istiyorum ben.